daha havaalanında yer personeli neredeyse onu linç etmeye kalkacak. Daha havaalanından çıkarken gözaltına alıp savcıya çıkartacak, 2 dakika sonra tutuklatacaksın. Hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle içeride tutacak, daha kim bilir kaç ay orada bırakacaksın. Sonra 2 tane mafya bozuntusu serseri, elinde silahla devlet meydanında poz verecek, bu fotoğrafı sosyal medyada yayacak ve altına da en pervasız şekilde, hayır veren olursa 15 Temmuz'daki gibi geleceğiz yanınıza, diye yazarak, hem 15 Temmuz ruhuna yapılabilecek en ağır hakareti yapacak. Hem, hayır, oyu verecek insanları silahla tehdit edecek. Sonra alacaksın o 2 adamı, daha ertesi gün serbest bırakacaksın. Bu mudur senin adaletin? Evet, oyu vermeyi düşünen arkadaş. Adalet hepimizin meselesi. Ama bil ki, bu silahlı propaganda çetesi, herkesten önce senin meselen. 15 Temmuz gecesi demokrasi için sokağa çıkan arkadaş. Senin de meselen bu. Sor bir kendi kendine. Omuz omuza mücadele ederken yanı başında düşen kardeşin, bu 2 mafya bozuntusunun silahlı cakası için mi şehit oldu? Merak ediyorum. Barbaros şansalı uçağın merdiveninde linç etmeye kalkan havalimanı personeline bir ceza verildi mi? Verildiyse ne cezası verildi? Bundan sonra da hoşlarına gitmeyen insanları linç etmeye kalkışmalarının önüne geçecek hangi tedbir alındı? Atatürk Havalimanı'nı çok sık kullanan bir müşteri olarak bunu bilmek hakkımdır diye düşünüyorum. Hay çok yaşa Fatih Tezcan kardeşim, diyorum, umutlanıyorum. İktidar kanadında da makul insanlar seslerini yükseltmeye başladı. O kanatta da troll zihniyetine savaş açılması yakındır. İşte bir örnek. İktidara yakın bir televizyon yorumcusu. Fatih Tezcan. Diyor ki, hayırcılar salak. Evetçiler yalaka yobaz. Yok böyle bir şey kardeşim. Herkes hür. Bu irite eden, ötekileştiren üslubu bırakmalıyız. Çok teşekkürler arkadaş. Hadi herkes kendi mahallesinde büyük bir troll temizliğine. Herkes özgürce evet veya hayır desin. Yarın kimse ağzına şaibe kelimesini alamasın. Yaşasın, Serdar Turgut döndü. Kaliteli mizah tekrar hayatımızda. Serdar Turgut'u özlemişim. Bana takılmasını, bizlerle gırgır geçip ortamı yumuşatmasını, gülümsetmesini özlemişim. Habertürk'te bir haftadır harikalar yaratıyor. Hürriyet'te Gülsel Birsel, Avrupa yakası, performansında mizahı ile her geçen gün biraz daha yükseliyor. Pazar günkü yazısı yıktı geçti. Çevremde herkes onu konuşuyordu. Bazıları çok hızlı eskiyip püsküyor. Ve yeni bir mizah, burnundan kıl aldırmayan köşe yazarlığına nanik yaparak yükseliyor. İyiye işaret bu. Selahattin Duman'ın da zamanı geldi. En güzel düğün şarkısı hangisidir? Geçen cuma akşamı Raffles Hotel'de Dünya Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu'nun kızının düğününe katıldım. Başbakan Binali Yıldırım'ın çok sempatik bir konuşma yaptığı düğünün girişinde, Pahel Bel'in çok sevdiğim parçası, Kanon, çalıyordu. Düğüne çok yakışmıştı. Bu parçayı hayatımda ilk defa 23 yaşımdayken, 1970 yılında, Paris Observatuarı'nda, karanlık bir salonda gökyüzündeki yıldızlar anlatılırken dinlemiş ve çok sevmiştim. Bunu ikinci defa yazıyorum çünkü bu parça düğünlere çok yakışıyor. Genç çifte gökyüzündeki yıldızlar kadar derin bir mutluluk diliyorum. Düğünlerin yükselen parçası. Pahel Bel'in, Kanon'u hangi tarihte bestelediği bilinmiyor. 1680 ile 1706 arasında bir yıl olduğu tahmin ediliyor. Döneminde çok popüler bir parçaydı. Sonra 250 yıl boyunca unutuldu ve 1968 yılında Jean-François Paillard'ın uyarlaması ile yeniden çalındı. 1970 yılından sonra ise giderek çok sevildi. Son yıllarda Batı ülkelerinde düğünlerde en çok çalınan parça haline geldi. Cenazelerde de çok çalınıyor. Böylece nikah sırasında söylenen, ölünceye kadar cümlesi de anlam kazanıyor. Başkomutan Seks filminden nasıl bir ders çıkarabilir? Green'in 50 tonu, romanından çekilen ikinci filmin galası geçen gün Los Angeles'taki Acı Oteli sinemasında yapıldı. Vanity Fair'in internet sitesinde okudum. Filmde Christian Grey rolünü oynayan Jamie Dornan her soyunduğunda salonda bir sesi yükseliyormuş. Vanity Fair, filmin yönetmeni James Foley'e, Başkan Trump bu filmi seyrederse çıkaracağı dersler var mı, diye sormuş. Yönetmen de, başkomutanın bu filmden çıkarabileceği bazı dersler var, demiş. Dersleri de şöyle sıralamış. Film insan beynini pozitif düşünmeye teşvik ediyor. Filmi seyrederse, bir kadınla erkek arasında eşitliğe dayalı duygusal ilişkiyi anlayabilir.
hangi inançtan, hangi ırktan, hangi ekonomik sınıftan olursa olsun insanlar arasındaki eşit ilişkileri de benimseyebilir. Buna ihtiyacı var. Ve eklemiş, bu dersleri çıkarması için ona özel bir gösterim yapmaya hazırım.